Bu hafta istifade ettiren fikirlerde Ege ile birlikteyiz. Ege, roket motorları ve uzay teknolojileri geliştiren bir şirketin sahibi. 3 yıldır bu işi devam ettiriyor. 26 yaşında, yaşı da oldukça genç. Türkiye'de bu tarz teknolojiler üretiliyor mu, üretilmiyor mu, yapılıyor mu, yapılmıyor mu derken ben çok bilmiyordum açıkçası. Benim için şaşırtıcı oldu aslında Ege'nin buradaki varlığı. Biraz sohbet ettim ben kendisiyle. Sizin de yakinen tanımanızı çok istiyorum. Hoş geldin Ege öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Rica ederim. Önce bir seni tanıyalım. Biraz kendinden bahsedersen, özellikle ilk bu uzay teknolojileri ve roket yapımından önce, üniversite zamanın öncesi bu merakın nereden geliyor? Nasıl gelişti işler? Çok merak ediyorum. Şöyle, Antalya'da büyüdüm. Liseyi orada okudum ve sonrasında tercih döneminde asıl oralarda başlıyor her şey. İstanbul Teknik Üniversitesi her zaman hedefimdi ve İstanbul'da okumak istiyordum. Bunun aslında çok açıkçası inanılmaz vizyoner bir tarafı olduğunu söyleyemem. Ama bölümlere göz attığım zaman, baktığım zaman, incelediğim zaman keyifli bir şekilde okuyabileceğim tek bölümün uzay mühendisliği olduğunu düşünmüştüm. Acayip böyle ders çalışmayı seven bir öğrenci değildim. Her ne kadar nispeten başarılı da olsam benim için asıl amaç üniversiteyi bitirebilmekti ve bunu sevmediğim bir de yapabileceğimi çok düşünmüyordum açıkçası. Uzay mühendisliğini bu yüzden tercih ettim. Sonrasında da zaten bu kararımdan oldukça memnun oldum. Uzay onun dışında her çocuğun ilgi alanıdır. Mutlaka herkesin hoşuna gider. Herkes merak eder. Benimki de bundan bir tık daha fazlaydı sadece. Biraz daha araştırmayı severdim bu konularda. Oyuncaklarım, genel olarak oyunlarım bu yöne doğru kayıyordu ister istemez. Aslında her şey üniversiteyi kazandığım zaman bu tarz proje ekiplerinin olduğunu öğrenmemle başladı. Bize eskiden şey derlerdi ya, bu uzay mühendisliği, bu bölümü hatırlıyorum üniversitede. Ya o bölüm okunmaz. Onu okuyup ne olacaksın? Tabii tabii ben de öyle. Yani mezun olunca ne iş bulacaksın? Hani bir şey okusan, atıyorum lojistik okusan mesela, gidersin bir şirkette lojistik uzmanı çalışırsın değil mi? Yani uzay ne? Yani uzay yok ki. Yani Türkiye'de öyle bir meslek grubu yok. Tabii öyleydi. Yani benim hem dershanedeki hem okuldaki rehber, danışman, hocalarımız. Aynı şekilde aileden de annem falan da çok açıkçası aman istemiyordu bu bölümü okumamı. Ne yapıyor mesela arkadaşların mezun olan seninle beraber? Tanıyor musun? Yani tabii. Tanıyorsan görüşüyor musun? Tabii ki görüşüyorum. Zaten çoğu burada Teknopark'ta. Roketsan burada, Tayyi burada, işte Aselsan burada. Bu tarz herhalde çalışıyor zaten arkadaşlarımın çoğu. Benim gibi girişimci olanlar da var. Farklı konularda girişimcilik yapanlar var. İşte yapay zeka olanlar var. Veri etiketleme üzerine çalışanlar var. Ama direkt olarak mezun olup bizim gibi böyle direkt hani uzay mühendisliğinin sektörün kalbinde bir startup kuran birisi bir tanıdığım arkadaşım açıkçası yok. Yani bizim büyüklerimizin dediği gibi uzay mühendisliği okuyup da kebapçıda çalışan bir arkadaşın yok değil mi? Şimdi öyle var bir mı? Şey olmamasıyla birlikte üniversitenin tamamında tanıdığım arkadaşlarımı düşündüğüm zaman şu an hayatımda en çok memnun olanlar bizim fakültedekiler. Hani en saygın demeyeyim, o kişiden kişiye değişir ama en maddi olarak onları tatmin eden işleri yapanlar, başlangıç maaşları da en yüksek olanlar genellikle savunma sanayi ve uzay teknolojilerinde çalışan arkadaşlarımız. Peki şimdi roket motoru üretmek çok bana bir ekstrem bir iş gibi geliyor. Yani hani desen ki otomobil motoru yapacağım, bisiklet motoru yapacağım. Bunlar kabul görülebilir. Sonuçta otomobil şeydir, hani her yerde kullanılıyor. Ve Türkiye'de otomobil motoru üretimi yok diye biliyorum ben. Genelde Çin'den alıyoruz, yurt dışından alıyoruz. Yani zaten şeyde de yok, Avrupa'nın çoğunda da yok. Yani çoğu firma da yapamıyor. Belli başlı üreticiler var. Koskoca Mercedes bile dizel arabalarını Ford ürettiriyor mesela motorunu. Yani motor üretmek acayip bir durum herhalde değil mi? Yani çok zor bir iş olsa gerek. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Açıkçası bizdeki durum biraz daha farklı oluyor. Şimdi ben dışarıdan bakan bir göz olarak söylesem bunu. Birisine ben bizim roket motorumuzu getirsem, bir de ortalama bir işte Clio'nun motorunu getirsek, Clio'nun motoru çok daha karmaşık görünüyor. Gerçekten çok daha fazla en azından manufacturing kısmında, yani üretim, metal, işte talaş, simalat kısımlarında bayağı bir iş yapıyor. Roket motorlara belirli farklı çeşitleri olmakla beraber çok basite indirgenebilen sistemler de oluyor. Yine en az bir onlar kadar karmaşık olan sıvı elektrikli roket motorları da oluyor. Biz burada hibrit teknoloji kullanıyoruz. İkisinin ortasında bir yerdeyiz. İkisinin de avantajlarından yararlanmaya çalışıyoruz. Bu yeni nesil bir teknoloji. Ve burada aslına bakarsanız olay mekanik olarak son derece basit diyebilirim kıyasla. Ama olayın kimyasal boyutu, bunu sizin çok rahat bir şekilde deney ve gözlemlerle ilerletmek zorunda oluşunuz. Analizlerinizin her zaman çok verimli çalışamaması. Genel olarak bu sektörün problemlerinden biri budur. İşi oldukça zor bir hale getiriyor. Yani biz her zaman iterasyon yaparak gidiyoruz. Sürekli denemeler, testler yapmak durumundayız. Çünkü motorun içinde ne olduğunu tam olarak anlamak her zaman çok kolay olmayabiliyor. Şimdi girişimci dediğimiz kişi aslında biraz da böyle dışarıdan aldığı desteklerle bir şeyler yapabilen insana deniyor genellikle. Çünkü girişimciler yani Türkiye'de çok büyük bir servet ya da bir para sahibi değiller. İstisnalar evet. Elbette var. Hani babası iyi bir sermaye verip al oğlum sende bu potansiyel var, uzay okumuşsun. Hadi git bir roket motoru yap, al sana bir 5 milyon diyebilir belki bir baba ama kaç tanesi diyebilir yani. Dolayısıyla yaptığın iş de yani roket motoru üretimi bunun işte bir parçası ufacık bir şey bile çok pahalıdır diye tahmin ediyorum değil evet. mi? Yani sonuçta bir saat yapmıyorsun yani. Gerçi saat de pahalı ama hani ufak bir şey yapmıyorsun sonuçta. Büyük bir şey yapıyorsun. Dolayısıyla
Bu iş fikri, bu girişimine girmeden önce hiç şey oldu mu kafanda? Ben bu işi nasıl finanse edeceğim? Nasıl başlayabilirim? Nasıl yapabilirim? Ya aslında şöyle oldu. Biz bu şirketi kurmadan önce zaten bu sektörde RocketSun olsun, diğer taraflar olsun, bazı şirketlerle sürekli olarak iletişim halindeydik. Ve biz 3 arkadaş aslında bir proje ekibinin devamı olarak bu işleri gönüllü bir şekilde yapıyorduk kimi noktalarda. Sonrasında bunun birazcık daha profesyonel bir taban oluşturulması için etrafımızdaki insanlardan, sektördeki diğer iyi mühendislerden, yöneticilerden bayağı bir destek gördük. Biz hani bir şirket kurun artık, hani siz de bu işleri yapın, işte beraber çalışalım vesaire gibilerinden. Bu güvenle yola çıktık. Yani biz şirketimizi kurduğumuz anda birçok gelir kapısı olduğunu biliyorduk. Maddi bir problem çekeceğimizi çok düşünmemiştik. Tabii ki inanılmaz derecede yanıldık. Bu işlerin tamamı patladı. Hiçbir yerden sandığımız gibi para gelmediğini fark ettik. Devlet destekleriyle ilerletmeye çalıştık. Bir şekilde tutunmaya devam ettik. Yeni yeni ekonomik sıkıntımız olmadığını söyleyebilirim. Yani bu işe Türkiye'de birileri güvenip yatırım yapıyor değil mi? Para veriyor sonuçta. Para harcıyor, size ortak oluyor. Hadi yapalım bu işi diyor. Ama Türkiye'de uzay yok ki. Yani daha doğrusu uzaya yatırım yok. Bir uzay gemimiz, bir füzemiz, bir roketimiz var mı? Yani ben bilmiyorum. Yani bilmiyorsam cahilliğim için özür dilerim yani tabii ki. Bilmeye de bilirim. Ya tabii ki aslında var ilerlemeler. RocketSun, Şimşek projesi, Delta V'nin sonda roketleri gibi hem sivil havacılıkta, sivil uzay görevlerine daha doğrusu, hem de bunun askeri alanlarında çalışmalar ilerliyor. Ama biz bu yola aslında şöyle çıktık. Bizim gibi dediğiniz gibi hani roket motoru üreten bir startup falan, bunlar belki Amerika'da ve Avrupa'da oldukça yaygın şeyler. Hatta Asya kısmında da oldukça var ama Türkiye'de yok. Birazcık geri gidip şöyle bir şekilde asıl kafamdakini size aktarmaya çalışayım. Uzay mühendisi dediniz yani ilk başta işsiz olunur falan filan diye. Biz ilk başta bu bölüme girdiğimizde ve ben 2014 yılında üniversiteye girdiğimde diğer arkadaşlarımla konuşurken işte uzay mühendisi kazandım diye millet ha iyiymiş uzay o 10 numara astronot falan filan tarzı takılıyorlardı. Herkesin hakkında benzer şakalar oluyordu. O astronot Ege geliyor. Yani hep böyle ilerliyordu durum. Evet. Ondan sonrasında biz 2018'de Türkiye'de bir hibrit roket motorunu fırlatan ilk amatör ekip olduk. Daha doğrusu ilk ekip olduk hem de amatördük. Bir fonumuz vesairemiz de yoktu. Fırlattık derken nereye? 2018'de yine bir sonda roketi kapsamında 3000 metre irtifa hedefleyerek bir fırlatma yaptık. Bunu Amerika'daki bir roket mühendisi yarışması için hazırlıyorduk. Bunun sonrasında Teknofest ortaya çıktı. Teknofest'teki roket yarışmasının olmasını da biz önermiştik yetkililere. Ve o yarışma bildiğiniz gibi bir anda Teknofest'in logosu oldu ve en güzel yarışmalarından biri oldu. Aynı zamanda en ciddi, en ses ve heyecan getiren. Ve biz orada 3 yıl boyunca gönüllü olarak işte danışmanlık vesaire işleri yapmaya başladık. 2020'den itibaren de şirketimizde hem ürün sağlamaya başladık hem de orada kullanılan komponentlerin yurt dışına alınması yerine yerleştirilmesi için çaba sarf ettik. Şimdi de zaten en son oradaki roket motorunu Amerika'dan almak yerine ülkemizde üretilmesi için ilk prototipimizi yaptık. Onayımızı da aldık. Gelecek sene Türkiye'de yapılan motorlarla ateşlenecek bunlar. Ve o aşamada şunu fark ettik ki bu Teknofest şey oldukça bir anda etraftaki söylemler değişmeye başladı. Artık uzay mühendisinin ne olduğunu herkes biliyordu. Dediği gibi kontenjan arttırılmasına rağmen bölümün puanı inanılmaz bir şekilde yükseliyordu. Hani bana puanla yazık olur, daha yüksek puanlı bir yere git diye dar bakış açısıyla konuşan annem bile olayları şaşkınlıkla izlemeye başladı. Yani bu noktada biz açıkçası birazcık tabii ki mütevazı olmak lazım ama bizim ciddi bir etkimiz oldu yani bu bölümün bu kadar parlamasında. Sonra bir ara birileri işte roket yapmayı bilmeyene kız vermezler falan filan gibi şeyler söylüyor. Bizim fakültede yan kullanıyor oğlum böyle diyorlar falan diye. Eğleniyoruz gidiyoruz ve bir anda uzay mühendisliği hiç kimsenin dediğiniz şekillerde korku duyduğu, iş bulamayacağını düşündüğü bir yerken inanılmaz çabalanan bir bölüm oldu. İTÜ'de onun çok 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 yüksek puanında olan bölümlerin önüne geçti. Ve biz bu şekilde bir fark yaratabildiğimizi düşündük ve aynı farkı burada da yaratabileceğimize inandık. Yine başladığımızda abi hani bunu proje ekibi falan okey hani sponsorlukla yapmak da şirket başka iş. Önce gidin işte RocketSun'da, SAGE'de, işte ne bileyim MEK'de falan çalışın ki benim 5-6 yıl kaybedecek bir vaktim yok yani. 35-40'ımdan sonra ekonomik olarak herhangi bir şey düşünebilmek durumunda kalmak istemiyorum. Erken bir şekilde başarmak istiyorum hayattaki amaçlarımı. Bunlara kulak asmadık, başladık ve yine şu an tam olarak bu yargıya insanlara inandırdım diyemem ama iyi bir etki bıraktığımızı düşünüyorum. Çünkü eskiden bana bölümü soran insanlar şimdi bizde böyle startup, ben de işte şunu yapıyorum, roket yapıyorum abi, işte bu enerjik malzemeler nereden bulunuyor falan, çok değişik, beklentinizin çok üzerinde kalitede sorular alıyorum. Böyle ilerliyor şu an. Ya kaybedecek vaktim yok dedin. Çok güzel bir söylem bu. Çünkü şimdi 26 yaşındasın. Hani 4 yıl önce mezun olduğunu varsaysak değil mi? Aşağı yukarı 4 yıl oldu. 2020'de mezun oldum. 4 yıldan biraz uzun sürdü okul. 3 yıl. Tamam, 3 yıl önce mezun olmuşsun. 3 yıl önce zaten Novart'ı kurmuşsun firmanı. Evet, mezun olmadan bir ay önce. Aynen. Novart Uzay'dı değil mi ismi? Evet, Novart Uzay Teknolojileri. Novart Uzay Teknolojileri firmasını kurmuşsun. Ve çok kısa bir sürede roket motoru yapabilecek hale gelmişsin. Yaptınız değil mi? Bitti motorunu. Tabii evet. Ya hatta müsait bir tarih olsaydı bir ateşleme videosu da gösterebilirdim. Ateşlemeye direkt olarak video çekmenizi sağlayabilirdim ama bir sonraki ateşleyeceksiniz videoyu biz motoru biz çekeceğiz. Statik ateşleme testleri yapıyoruz burada. Hı. Fırlatma testlerimiz Aksaray'da oluyor. Şeyde Tuz Gölü'nde Ankara tarafında. Hı. Ama burada işte ölçümlerini, testlerini yaptığımız, problemleri gördüğümüz statik ateşleme testimiz var. Yani videosu o varsa da olabilir. Yani onları
insanlar görebilir tabii ki. Video içerisinde görür. Yani şey, peki ateşleme dedin, yani bir kapalı bir yerde ateşlemiyorsunuz değil mi? Tam olarak bu arkadaki dekor da olsa bunun gibi bir konteyner var. Onun içerisinde bir itki test standı var ve onun üzerinde gücü, basıncı, işte sıcaklığı ölçen sensörlerle sistemi biz sabitleyip uçuşunu simüle edecek şekilde ateşliyoruz. Ha, yukarı doğru gidiyor sonuçta. Yok, yukarı doğru gitmiyor. Sabit duruyor. Statik, tamamen duruyor olduğu yerde. Ha. Ne kadar ittiğini ölçüyoruz ve ne kadar yukarıya gideceğini de o şekilde zaten hesaplamış oluyoruz. Ha. Sonra da uçuş testi yapıyoruz. Yani burada satılan havaalanı var yanımızda. Hani yukarıya doğru bir şey atmak söz konusu olamaz. Erken kapatırlar öyle bir şey olursa. Peki çok tehlikeli bir iş değil mi ya baktığın zaman? Ya şimdi şöyle, yüksek risk sınıfında zaten bu ISG raporlarında vesaire de. Roket motoru patlar yani. Ne kadar iyi yaparsanız yapın öngörmediğiniz şeyler olabiliyor. Patladı. Ne yaptınız? Şimdi şöyle, zaten hani genç bir ekibiz. İnsanlar o yüzden de birazcık başlarda çekiniyorlardı ama iyi öngörebiliyoruz problemleri. Çünkü hem Amerika'daki yarışmalarda hem öğrencilik yıllarımızda çok fazla şey tecrübe ettik. Tabii ki her zaman emin konuşmak güzel bir şey değil ama olabildiğince güvenlik önlemlerini alıyoruz. Mesela motor gereğinden fazla bir basınca ulaşıp patlarsa etrafa şarapnel falan sıçraması falan bunlar sonra kötü şeyler olur. Etrafta basınçlı tanklar var. Bir ton elektronik malzeme var. Bu noktada biz bazı önlemler alıyoruz. İlk elektronik önlemler. Sonraki işte relief valve gibi basıncı kendi kendine tahliye eden ama çok yüksek debisi olmayan sistemler. Sonuncusunda da roket motorunun belirli bir yerde, hani bunu bir burst disk gibi düşünebilir mühendis arkadaşlarım, kontrollü bir şekilde patlatıp belirli bir yöne doğru akışı yönlendirdiğimiz bir sistem geliştirdik. Olası bir overpressurizing durumunda, yani aşırı basınçlanmada her tarafa saçılan bir bomba efekti yerine nozülü fırlatıyoruz. Daha önceden zaten alanımız güvenli. Zaten Teknopark'ın bize sağladığı bir alan. O şekilde kazaların önüne geçebilmiş oluyoruz. Ama yani şöyle, bizde patladı diyor. Patladı diyoruz. Yani normalde motor patlardı. Bizim güvenlik önlemimiz var ama bu bir şeylerin ters gitmediği anlamına gelmiyor yani. Bilinçli yapılan bir şey yani aslında. Evet. Peki bu SpaceX'in geliştirdiği bir tane roket var ya, hani kalkıyor sonra geri iniyor mesela. Evet, Falcon 9. O motorla alakalı bir şey değil mi o Falcon'lar? Motorla alakalı bir olay. Onlarda da 9 tane sıvı yakıt roket motorunun birleşik çalıştığı gerçekten ileri bir sistem var. Peki onu SpaceX ilk yaptığında mesela acayip böyle şey oldu, hani duyuldu, haber oldu. Ya acayip bir şey yapmışlar, baksana işte roket gidiyor sonra geri olduğu yere geri iniyor. Dolayısıyla tasarruf sağlanıyor işte, evet, motor yani parçalanmıyor en azından. Bu mesela, bu adamlar yani tabii ki Amerika'da artık NASA'dan dolayı çok gelişmiş teknolojiler belki ama ya bu adamlar bunu yapabiliyor, yapmışlar. Yani Türkiye'de de şimdi sen yanımdasın, motor yapabilen bir kişisin. Ben hiç anlamıyorum bu arada. Tamamen magazinsel konuşuyorum, öyle söyleyeyim. Ya bu çok elzem ve önemli bir, acayip bir teknoloji mi? Yani o motoru tekrar aşağıya indirmek, yani o roketi tekrar yere indirmek. Ya şimdi burada roket teknolojisi dediğiniz zaman zaten buradaki en önemli konu verim. Yani ne kadar maliyet etkin yapabilirsiniz sistemleri, önemli olan şey bu. Bu birazcık aslında sisteminizle alakalı. Mesela benim şu an çalıştığım alandaki motorların hedefi orbital roketlerin, yani yörüngeye bir cisim yerleştirecek olan roketlerin upper stage roket motorlarına bir alternatif sunuyoruz biz. Bunu hem Türkiye'deki olanakları kullanarak hem de hibrit roket teknolojisi kullanarak fiyatlarını ucuza çekmeye çalışıyoruz. Dik indirmek tabii ki bütün parçaların elinizde olması anlamına geliyor indirdikten sonra. Doldurup da yani adamlar bir nevi roketi park ediyor diyebiliriz. Ama bunu birçok diğer şirket, zaten dik indirme yeteneği olan işte Blue Origin, SpaceX dışında bunların çoğu bunu paraşütle yapıyor zaten. Eskiden NASA'da parçalarını paraşütle kurtarıyordu. Biz de bu yöntemi kullanıyoruz. Bu birazcık durumlara bağlı. Yakıtınızın fiyatına bağlı, bunu ne kadar yükseğe çıkarıp stage'lerinize ayırdığınıza bağlı. Sonuçta çok yukarı git, yani buradan atmosfere kadar gidiyor olsa onu bir tekrar aşağı indirseniz bu sefer aşağı inerken harcadığınız yakıtı da yukarı çıkarmanız anlamına geliyor bu. Yani. Yani biz bunu olabilecek en ucuz şekilde yapmaya çalışıyoruz zaten. Biz kendi roket motorlarımızda böyle bir yola girmeyi açıkçası yakın zamanda değil, hatta uzak vadede düşünmüyorum. Çünkü paraşüt her türlü daha verimli, daha rahat çalışıyor ve bir Ar-Ge maliyeti daha düşük. Yani zaten benim çalıştığım konu da bu. Hibrit roket teknolojileri operasyon maliyetlerinin düşük olması hem de Ar-Ge maliyetlerinin düşük olması sebebiyle ön plana çıkıyor. Peki yani Türkiye'de şimdi uzaya çok uzak bir ülke sonuçta. Yani biz teknolojimiz hani yok diyeceğim diyemiyorum. Var ya işte yapıyorsunuz. Sağ ol. Onu da diyemedim şu an ama. Hani ama bir fırlatma rampamız yok. Türkiye'den fırlatma yapılmıyor. Türkiye işte bir Rusya gibi, bir Amerika gibi kendi başına bu konuda kararlar alıp bir takım şeyler yapamıyor. Benim bildiğim, yanlışsam lütfen düzelt. TürkSat'ı bile Amerika'dan fırlatıyoruz yani. Sonuçta hep şey, kendi topraklarımızda yapmıyoruz bunu. Niye? Yapamıyor muyuz? Yoksa başka bir sebep mi var? Ya şimdi şöyle. İllaki biliyorsunuzdur. Ben merak ettiğim için soruyorum. Hani fırlatma aracı farklı bir olay. Yani fırlatma araçlarına sahip olan ülkelerin sesi gün geçtikçe artıyor ve Türkiye'de özellikle Roketsan'ın Şimşek projesi kapsamında yaptığı uydu fırlatma aracı, yine Delta V'nin çalıştığı uydu fırlatma araçları umarım yakında onlar da zaten uydu bırakmaya hazır hale gelecekler. Özellikle Roketsan'ınki uzayda çalıştığı motorlarını da test ettiler. İyi bir yöne doğru gidiyor ama Türkiye'den fırlatma lojistik olarak çok mümkün değil. Yani dünyanın şeyi açısından. Zorluğundan değil. Yani Türkiye koordinatları sebebiyle uygun değil bu iş için. Ha, koordinattan kaynaklı. Evet. Yani Amerika'nın işte daha böyle Cape Canaveral tarzı yerlerinden fırlatıyorlar. Ya Diyanezelan
Finlandiya'da veya Kazakistan, Pakistan, Azerbaycan gibi yerlerde var. Rakımla alakalı bir şey mi var? Tam olarak rakımla değil. Hem bu birazcık dünyanın yörüngesi ve kendi jeolojik özellikleriyle alakalı. Hem de en basitinden Türkiye'de en yüksek irtifaya çıkabildiğiniz yer Sinop. En yüksek notamlı arazi orada. Atış yapabileceğiniz. Ama orada da mesela şehir çok yakın olduğu için bu sefer tam dik yerine daha açılı atışlara izin veriliyor. Hmm. Yani bizim ülkemizde o atış için çok uygun bir yer yok. Ama bu bir problem mi? Açıkçası değil. Yani Roketsan'da yine Delta V'de zaten roket motorlarını tamamladıktan sonra günün birinde bizde bunlar tabii ki devlet iştirakları olduğu için çok daha yüksek bütçelerle biraz daha ciddi çalışmalar yapabiliyorlar bizden şu an için. Hep beraber sonrasında bunu gidip başka bir ülkenin uygun bir yerinden atmakta da zaten bir problem, sakınca yok. Şimdi bu yaptığınız roket motorlarını, yani bu 3 yıllık şirket Novart roket motorlarını Roketsan'a satıyor değil mi? Biz Roketsan'a bu sene satmayı hedefliyoruz. Bu sene olacak. Daha önce nereye satıyordu? Zaten yatırım almadan önceki dönemde roket motorları sadece bizim devlet desteklerindeki projelerimizi ilerletmemiz içindi ve Ar-Ge sürecini hızlandırdı. Roket motoru satışımız bu sene daha bir ürün ailesi geliştirebildik. 3 farklı ürün çıkardık ve bunlardan uygulanan yerlere satmayı hedefliyoruz. Bir takım askeri projeler var. Onlar zaten daha gizli kısımda. Yani satışlar 2023 yılı içerisinde gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor. Bunun öncesinde daha farklı uçuş bilgisayarları, alt sistemler ya da model roketler için fırlatma rampaları gibi şeyleri Roketsan'a Teknofest yarışması için kullanılmak üzere satmıştık. Uzaya gitmek ister miydin? Geçen gün bir muhabbet olmuştu aramızda, öyle bizim yatırımcıyla beraber konuşurken iki ortağım ve yatırımcımızla, hani böyle abi birinizi yollayalım mı falan filan diye. Güvenli bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Tehlikeli. Ama gitmek ister miydim? Kesinlikle isterdim. Birinizi yollayalım derken öyle yollayabiliyorlar mı? Ya uzay turisti muhabbetleri falan bu aralar çıktı ya, onlara istinaden söyledim. Şimdi gerçi uzaya gönderecek Türkler seçilmiş diyorlar. Şimdi ben tabii profillerini incelemedim ama sen baktın mı onlara? Tuba zaten bir asilli bir yedek astronot olarak seçildiler biliyorsunuz. Asil olan ismini şu an hatırlayamadım. Direkt olarak 14 tane sanırım görev yapacakmış ISS'te. Yedek olan da Tuva'da atmosfer altı sanırım bir uçuş gerçekleştirecekmiş. Şöyle söyleyeyim. Bundan bir sene önce Roketsan'da çalışıyordu Tuva eskiden. Bizim de çalıştığımız birimdeydi. Aksaray'da yine çalıştığımız günlerden birinde bir yerde soluklanırken işte böyle ya ben hayatımda birkaç değişiklik yapmak istiyorum falan filan demişti bana. Arkadaşlarım diyordu ben ne yapacaksın falan. İşte Amerika düşünüyorum şu astronot projesine başvuracağım falan dedi. Ben de dedim ha okey ne güzel falan. Sonra Tuva kalktı yanımızdan. Oğlum ne kadar kesin bakıyor olaya yani. Hani başvursam kesin giderim gibi falan. Böyle bir baktık birbirimize. Ve şok olduk biz de. Ve gitti yani. Gidecek yani. Aynen. Tuva zaten çok uygun biri bunun için. Çok da yeterli bir kişilik. CV'si de gerçekten çok iyi. Hem de beraber çalıştığım için çok kaliteli bir insan olduğunu söyleyebilirim. Güzel. Hani bize en fazla şey kaldı. Bizim arkadaşımız falan demek kaldı. Ya ben de başvurmak çok istemiştim ama sonra 10 yıl zorunlu işte devlet hizmeti falan kısmı beni birazcık zaten şu an ne yaptığımdan anlayabileceğiniz üzere bir yerlerde çalışmaya uygun biri değil. Aynen, vakit önemli senin için. Evet, vazgeçmiştim. Ege çok teşekkür ederim ya. Çok güzel bir sohbet oldu bence. Ben keyifli ederim. Oldu. Bir kere gurur duydum, onur duydum. Hani böyle bir proje, böyle bir işi yapan bir kişiyle yan yana oturmak bence gurur verici bir şey, bilmiyorum. İzleyenler için de güzel bir durum. Sonuçta Türkiye'de böyle şeyler de oluyor, yapılıyor. Yapılmıyor diyenler elbette vardır yani düşünenler ama yapılıyor. Tabii biz şu an Teknopark'tayız. Sen de zaten bu yaptığınız işi gösterecek videolar, görseller bizimle paylaşacaksın. Biz de zaten şu ana kadar görmüşlerdir muhtemelen. Video izleyenler. Paylaşmış olmuşuzdur zaten. Dolayısıyla yakinen takip ediyor olacağım ben de. İnşallah hani gelecekte tekrar bir video çekme imkanımız olur. Yani bizim atölyemizde ateşleme alanımızda da misafir etmek isterim. Gelirseniz daha çok eğlenceli bir şeyler çıkarabiliriz ortaya diye tahmin ediyorum. Harika ya. Onu yapalım. O konuda bence konuşalım. Ben not alacağım. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür Ayağına ederim. Sağ çok sağ olun. Sen de sağ ol. Evet Ege çok keyifli ve güzeldi bence. Özellikle tabii ki Türkiye'de alışılagelmiş bir işin dışında bir iş yapıyor olması bizim için inanılmaz derecede iyiydi. Siz de Ege gibi buraya konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için aşağıda bir yorumlar bölümünde bir formumuz var. O formu doldurmanız yeterli olacaktır. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.